Merhaba, catering şirketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet buyurun, ne pişirmemizi istersiniz? Çocuklar arasında ufak bir davet yapacağız da. Ve bu arada da laktoz alerjimiz var. Kesinlikle süt ürünü olan bir şey istemiyoruz. Sütlaç ve pankek düşündük. Sütlaç, evet. Pankek, pankekte süt olmalı. Tamam, biz hallederiz, yaparız, değil mi? Yapacağız, evet. Yalnız sütlaç fırın sütlaç olsun, pankek de meyveli olsun. Tamam. Evet. Süt kullanmıyoruz. Sevcan, pankek için un burada. Yalnız gluten de istemiyoruz. Yani un yok. Tamam. O da yok. Tamam. Ben yulaftan yaparım un. Sütü ben neyle yapacağım peki? Buldum. Badem sütü yapacağım. Bademleri biraz suda bekletip kabuklarının yumuşamasını sağlayacağım. Ben de yulafı un haline getireceğim. Evet, yumuşamışlar. Şimdi kabukları soyabilirim. Tamam, şimdi içine meyve ekleyebilirim. Elma, armut ve muz. Benim de bademleri un haline getirmem gerekiyor. Muzu da doğrayalım. Bademler un haline geldi. Şimdi azar azar su ekleyeceğim. Tavamız ısınıyor. Pankek dökelim. İşte badem sütüm hazır. Şimdi tencereye döküp pirinç ekleyebilirim. Pirinci de ekleyelim. Pankekler hazır. Ben de sütlaç kıvam alana kadar biraz pişireyim. Aralarına marmelat sürelim. Fırın sütlaç istediği için toprak kaba alıp biraz fırında pişireceğim. Üzeri kızarana kadar. Çileklerle süsledim. Tamamdır. Alalım. Harika. Üzeri kızarmış. Pis kokuyor. Evet. Şimdi de biraz daha kalan bademlerle süsleyeceğim. Merhaba, hazır mı? Afiyet olsun. Kesinlikle beni şaşırtmadınız. Teşekkür ederim. Sütsüz sütlaç, unsuz pankek harika. Hoşçakalın. Görüşürüz. Afiyet olsun. Acaba bir sonraki müşterimiz kim olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Hoşçakalın. Ortalık.